Bismillahirrahmanirrahim. A.Ö.F. İlahiyat Arapça 3 Ünite 8 Mukaddimetun Giriş Daha önce Nas ve Cezim alakalı bölüm görmüştük. Bu defa ise atıf edatlarını görmeye çalışacağız. Günlük hayatımızda Arapça 8 i̇bn Sina konusu ile başlıyor. El Muallimu Muallim yani öğretmen ile öğrenci arasında bir diyalog söz konusu. İbn-i Sina المعلمو öğretmen diyor ki hel tarifu ente sen tanıyor musun biliyor musun Ali İbn Sina şeyen İbn Sina hakkında bir şey biliyor musun Etilmizu öğrenci diyor ki naam evet innahu o yani İbn Sina min ekabiri ulama il-islam İslam'ın en büyük alimlerinden birisidir. En büyük alimlerindendir ve daha neydendir? Felasifetihim ve İslam filozoflarından en büyüklerinden biridir. El muallimi öğretmen diyor ki Eyni vulide nerede doğdu ve aşe ve nerede yaşadı. Ettilmizu vulide doğdu fi garretin bir köyde, garibetin yakın bir köyde. Min Bukhara, Bukhara'ya yakın bir köyde doğdu. El muallimi keyfe nasıl mevat geçti? Tufuletuhu onun çocukluğu nasıl geçti? Et Tirmizu derse okudu el felsefete felsefe ve el fikha ve de fıkıh okudu. Sümme sonra el tıbbe tıp okudu ve el edebe ve edebiyat okudu. Bunların dersini gördü. El muallimu fehel mekese. Mekese kalmak demek. Zaman geçirmek. Fehel mekese kaldı mı? Davale umrihi ömrü boyunca fi beldesinde belediye, bulunduğu memlekette memleketinde mi kaldı hayatı boyunca? Etilmizu la hayır. Bel safara yolculuk yaptı ila Bukhara, Buhara. Buhara'ya gitti ve Cürcane ve Cürcan adındaki bir yere gitti ve Fehemedane ve de Hemedan adlı yere gitti. El muallimu fi ayi mecalin bara. Hangi sahada belirginleşti? Mecal fi ayi mecalin hangi sahada, hangi alanda bara belirginleşti? Öne çıktı yani. Burada sivrildi diyor. Ön plana çıktı. Hangi alanda ağır bastı? Fıtıp tıpta mı? Emil M em. yoksa el felsefeti yoksa felsefede mi? Sivrildi, öne çıktı, belirginleşti. Etirminiz ukanı, habiran fi kiley Her ikisinde de uzmandı. Habir, uzman. Fi kiley hima. Her ikisinde de, yani tıpta da, felsefede de neydi, uzmandı. Lakin nehu, fakat o iştehara şöhret buldu, bir baba betihi doktorluğu ile ün kazandı, meşhur oldu. El muallimun fefi eyyil mevazi'i Peki hangi mevzularda ellefe kitap yazdı, bir şeyler karaladı? i̇bn Sina Hangi konularda eser yazdı diye sorulmuş. Et tilmizu fit tıbbi tıpta ve el feleki felek yani astronomik alanında vel ve edebi ve edebiyat alanında ve el musiki ve musiki alanında kitap yazmıştır. Ve hatta et tedbiril menzileti ve ev idaresi. Menzil ev demek. Tedbir idare. Evin tedbir, evin idaresi konusunda da yazıları vardır yani. El muallimu muallim diyor ki Helkan İbn Sina tabiben mahiran fakat i̇bn Sina yalnızca iyi bir doktor mu idi? Kâne idi hel mu mi mu? Yalnızca iyi bir doktor muydu? Etilmiz o diyor ki öğrenci Lemmikün hüve dabiben mahiren fakat yalnızca mahir yani iyi becerikli bir doktor değildi sadece bu değildi. Bel aksine yani yalnızca doktor olmak, mahir bir doktor olmak şöyle dursun. Muskifen bir entelekti, entelekti hem de ne demiş? Entelektüeldi hem de vaayen, bilinçli bir entelektüeldi kendisi. El muallim fehel iştevela bil ilmi fakat peki yalnızca ilimle mi uğraştı? Fakat yalnızca demek, sadece demek. Tilmizu öğrenci diyor ki ile çalıştı, görev yaptı. Dabiben doktor olarak ve üstazen ve öğretmen olarak. Sümme veziran lil mali. Sonra da maliye bakanı olarak. Vezir bakan demek lil mali. Mal için, mala yönelik vezir yani maliye bakanı olarak ta görev yapmıştır. Dil bilgisi konumuz atıf edatları El gavaidu edavatul atfi Arapçada atıf el atfi yani Arapça yazmak gerekirse Belirli harf ya da edatlar yoluyla Kelime ya da cümleleri yani Kelime de olabilir cümle de olur Aynı hükme bağlamaktır Atıf ne demektir? Evvela Arapçası şöyle Türkçesi böyle yazılan bir kelimedir bu işlem ne yapılır? Belirli bir harf ya da edatla. Yani harftir ya da isimdir. Bunlar vasıtasıyla, bunları kullanarak ne yaparsın? Kelime ya da cümleleri aynı hükme. Yani birbirine bağlarsın. Atıf harflerinden veya edatlarından diyelim. Önce gelen kelime ya da cümleye Matufun aleyh. Yani sağ taraftakine matufun aleyh denir. Buradını göreceğiz şimdi. Matufun aleyh. Sonra gelen kelimeye ya da cümleye matuf denilir. Matufun aleyh nasıl irap ediliyorsa matuf da aynı şekilde irap edilir. Yani şurası işin özeti arkadaşlar. Şuraya bilmeden bu üniteyi anladı kimse diyemez. İşin e, ana maddesini yani bu oluşturmak. İskelet yapısı bu. Bunun üzerine şimdi bir şeyler ilave etmeye kitap çalışacak. Burada anlatılanları biz şurada görebiliriz. Vehbi fiil bizim konumuzun dışı. Geç bunu. Şimdi bir tane atıf harfinden bahsediyoruz. Atıf harfi ortadadır. Atıf harfinin sağında ve sağ, solunda ögeler vardır. Atıf harfinin sağına matufun aleyh denilir. Soluna ise matuf denilir. Atıf harfi ortada, sağına matufun aleyh yani kendisi üzerine atfedilen, kendisi üzerine hüküm bağlanılan demektir. Sol tarafta matuf yani atfedilen bunu ne yapıyorsun? Matufu ne yapıyorsun? Matufun aleyh üzerine bağlıyorsun. Hangi yönden? Hüküm yönünden. Nasıl yani hüküm yönünden? Diyor ki vehebe gitti ki maalliyun Ali gitti. Ali ne yaptı? Ali gitti. Tamam işte Matuf neydi? Matufun aleyhin aynı hükmüne bağlanır. Yani mahtufun aleyh gittiyse matuf da gitmiştir. Aynı hüküm. Eğer burada matuf olan kelime yerine mesela vehebe gitti diyor ya nasıl arayasaydın? Yardım etti. Kim? Ali yardım etti. O zaman matuf olan kelime ne yapar? O da yardım etti olur. Yani matufun aleyh her ne yaptıysa mahtuf da aynı işi yapmıştır. Buradaki vav wow, sağdaki manayı sola aktarıyor. Aynı zamanda irabı aktarıyor. Ali yun merfudur raf alameti zammedir. Sol taraftaki kerime de Muhammedun bu da merfudur raf alameti zammedir. Önemli olan ikisinin birden merfu ve ikisinin birden mensup, ikisinin birden mecrur olması. Sağdaki irabı sola aktarıyor. Dolayısıyla zehebe Ali yun yazsa vav koysa sonra nokta nokta dese A şıkkı Muhammedun, B şıkkı Muhammeden, C şıkkı Muhammedin ne yapacağız? Vav'ın sağı Ali yun merfu olduğuna göre solu da merfu olmalıdır. Mensup olsa mensup olur. Mecrur olsa mecrur olur. Şöyle de olabilir. Zehebe nokta 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 ve Muhammedun. Buradaki yere noktalı yere ne gelmeli? A şıkkı Ali yun, B şıkkı şu, C şıkkı şu Ne yapacaksın? sol taraf merfuysa sağ da merfu. Yani bunlar uyum içerisindedir. Biri neyse diğeri de odur. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Diyor ki şimdi okuyalım. Zeheb Aliyun ve Muhammedun ilal gariti. Yukarıdaki cümlede Aliyun kelimesi faildir ve merfudur. Kendisinden sonra gelen bir atıf harfi olan Vav Muhammed kelimesini ona bağlar. Bu durumda Ali kelimesi matufun aleyh atıf harfinden sonra gelen Muhammed kelimesi ise matuf olarak adlandırılıyor. Bu örnekte matufun merfu olan matufun aleyh gibi merfu olduğuna dikkat ediniz demiş. Ettik anlattık. Ra'aytu el muallimine vel muallimati. Bu örnek önemli bir örnek. Şimdi aynı şey devam ediyor. Bir tane evvela atıf harfi bul. Bu tür cümlelerde ilk hedefimiz bizim atıf harfini bulmak. Nerede atıf harfi var? Şuraya baktığımızda atıf harfi var. Wow. Tamam şimdi matufun aleyhi bulmamız lazım. Sağ taraftaki kelime. Matuf nerededir? O da soldadır. Ne olmuş? Sağdaki nira bu neyse sola aktar. Aktarılmış mı? Esasen aktarılmış. Ama bunu anlamakta güçlük çekenler olabilir aranızda. Şimdi sağdaki irabı sola aktarmak demek illa aynı irab alametini aktarmak değil. Alamet farklı olabilir. Önemli olan merfuluk alametinin ikisinde de olması. Mensupluk alametinin veya mecrurluk alametinin ikisinde de olması gerekir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi sağ tarafta vavın sağında el muallimine var. Bu kelime nedir? Cemi müzeker salimdir. Cemi müzeker nasb hali ya iledir. Değil mi? ya yazılmış. Bundan önce ya var. Bu demek ki nedir? Mensuptur. Vav e, sol tarafa nasb alameti burada yağdır. Ya'yı aktarır demiyoruz biz. Bu kelime mensupsa soru da mensup olmalı. Ha nasb alameti ne olmalı? Kelime çeşidine göre değişir. Burada kelime cemiz müzekker Salim'di. Cemiz müzekker salimin nasb alameti ya olduğu için ya ile mensup olmuş. E, sol taraftaki kelime cemiz müennes salimdir. Cemi müennes Salim'in nasb alameti ise ya değildir nedir? Esredir. Bu yüzden esre almıştır. Dolayısıyla yani merfu'lu, mensuplu, mecrurluğu aktarır atıf harfleri. Vav veya diğer atıf harflerinin görevi bu. Sağdaki harekeyi aktarır demiyoruz, harfi aktarır demiyoruz. Merfu' ise merfu'lu aktarır. Alametleri değil yani. Bu önemli bir konu rafi Ra tu faildir ne lazım meful lazım mefuller mensuptur bu kelimenin mensup olması lazım cebimiz reker salim olduğu için mensupluk alameti ya'dır ya'yı almıştır Vav wow, sağ taraftaki mensupluğu sola aktarması gerekir aktarmaya çalışmış el muallimati cem-i ne salim nitekim açık t ve hemen sağında dik elifle bitmiştir %95 oranında tüm kelimeler hangi kelime açık bir t ile biter sağlara dik bir elif olursa yani bu şekilde bitiyorsa kelime o kelime yüzde 95 oranında cemi müennes salimdir. Ve cemi müennes salimler nasb alameti esre olmaktadır. Bu kelimeler asla feta almazlar. 95 oranında dedim geriye kalan yüzde 5 oranında bu tür kelimeler cemi mükesser diğer adıyla kırık çoğul olma ihtimali de vardır. Fisugi. <laughs> Bu bizim konumuzun tamamıyla dışında zaten. Burada anlattığımız şey, benzer şey anlatılmıştır. Ra'yetü el muallimine ve el muallimati anlattık. Bitti. Harac ebi minel beyti ve zehebe mescidi. Burada ne anlatılacak? Burada anlatılan şey zaten burada anlatılmış. Atıf harflerinin iki kelimeyi birbirine bağladıkları gibi yukarıda hep iki kelimeyi birbirine bağladı değil mi? İki tane kelime arasına girip durdu yani. Burada da iki kelimenin arasına girmişti. Şimdi iki tane kelimenin değil de cümlenin arasına girmiş olabilir. Bakalım ne yapıyor. İki cümleyi de birbirine bağlayabileceklerini yukarıda belirtmiştik. Burada dikkat etmemiz gereken husus, matufun aleyh olan cümlenin ne tür bir cümle olduğudur. Matufun aleyh olan yani sağ taraftaki cümle. Eğer matufun aleyh fiil cümlesi ise matuf olan cümle de fiil cümlesi olarak gelir. Ayrıca matuf olan cümle zaman bakımından da matufun aleyhe uyar. Ancak matufun aleyh olan cümle isim cümlesi ise matuf olan cümle de isim cümlesi olarak gelir. Yani kısacası atıf harfinin sağ tarafı isim cümlesi ise soru da isim cümlesi. Sağ tarafı fiil cümlesi ise soru da fiil cümlesi. Ama önemli nokta sağ cümleler mazi ise bir tanesi cümle bir cümle mazi ise diğeri de mazi olur. Bir mazi bir muzari olmaz demek istedi. Zaman bakımından uyarlar derken bunu kastetti. Harici çıktı evi babam minel beyti evden çıktı ve Zehebi gitti ilel mescidi mescide. Burada cümleler aktarılmış. Yani haraj ebi minel beyti ve zehebe hüve ilel mescidi. İkisi de fiil cümlesi. Şimdi de Estayqizu mu bekhiran kull asbahin wa uhazzil al-futura. Burası fiil cümlesi, ma'tufun aleyh. Burası da fiil cümlesi, burası da ma'tuf. Atıf harfi ortada. El-beytu ve ve'l-hadîqatu savîratun. Şimdi de isim cümlesinin e, ma'tuf ve ma'tufun aleyh olarak gelebileceğine gösterme. iki bir örnek. Elbetü kebirun, matufun aleyh. El hadigatus saviratun, burası ise matuftur. Hocam belki kebirun ile hadiga arasında bir atıflık matuf olamaz mıydı? Kebirun büyüktür. Ne büyüktür? Bu bir cümle değil, ne anlatıldığı belli değil. Dolayısıyla bu olamaz yani. El hadigatu kelimesine de matuf diyemeyiz. Birlikte bir cümle olarak, isim cümlesi olarak matuf isim cümlesi olarak ma'tufun aleyh olan el beyt mübteda kebir haber el hadiga mübteda sagayra ise onun haberi diyor ki böyle bir giriş yaptıktan sonra hep vav wow örnek verdik yani atıf harfi sadece vav wow mıdır? Atıf edat, edatları şunlardır evvela vav. Wow. Zaten deminden beri geçiyor Sıra gözetmek sizin. Sıra yok yani Ali geldi, Ali ve Veli geldi dediğimizde önce Ali sonra Veli'nin geldi anlaşılmaz. Arada bir sıralama yoktur. Birazdan örnekte anlayacağız bunu. Böyle... E, sıra gözetmek sizin bir işe katılımı, ortaklığı diğer ifadeyle Arapça söylemek gerekirse müşareketi ifade etmektedir. Yukassemu el fi'lu ila mazın ve muzari'in ve emrin. Fi'il, mazi, ve emir olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Dakhala el müdiru ve müsa'iduhu duhu ile Müdür ve yardımcısı odaya girdi. Şöyle bir Türkçe cümle verseler, deseler ki e, burada önce müdürün girdiğini mi odaya yani? Önce müdürün girdiğini mi anlarsın yoksa yardımcısının girdiğini mi anlarsın? Yoksa ortada hani arada bir sıralama olmadığını mı anlarsın? Arada bir sıralama yoktur. Çünkü bu neyle yazılmış? Vav ile yazılmış. Dakhala el müdiru. Müdür girdi ve müsaiduhu ve onun yardımcısı da girdi ilel gurfeti odaya. Buradaki ve ve daha sonra da müdürün ardından da onun yardımcısı manasında değil. Müdür ve yardımcısı. Bunlar yan yana gelmiş. Bir sıralama yok yani. E, müşareket, ortaklık, katılım yani bu girme eylemi, bu fiili her ikisi de yapmıştır. Hem müdür hem de müdürün yardımcısı bu eylemi, odaya girme eylemini yapmıştır. Ortaktırlar fiilde bir sıra gözetilmemişti. Sıralama yoktur. Tabi anladınız burada yani vav ne yaptı? Atıf harfi sağ taraf muatufun aleyh. Sol taraf ise muatuf olmakta. Burada vav var yine. Yukasimu el fi'lu fi ila mazin ve muzari'in. da artık muatuf muatufun aleyhi belirtmekten öte vavın manası üzerinde durmaktayız ama siz muatuf matufun aleyh ve atıf harfi hangisinde olduğunda yine tespit etmeye çalışın. Demek ki bu konuda ne var? Bir tane atıf harfi bulmak gerekiyor. Bir tane matufun aleyh, bir tane de matuf bulmak gerekiyor. Üç tane parçadan oluşan bir konu bu. Littairati devrun hamun fissilmi vel harbi Silmde de, harpde de yani savaşta da ve barışta da devam ediyor. Vav ne yapmıştır? sağ taraftaki mecrurluğu sol tarafa aktarmıştır. Mecrurdur kelime. İhtelefe taciru ve şerikuhu. Taciru şeriku. İkisi de nedir? Merfudur. Raf alameti ikisinden de zamme gelmiş, ötre gelmiş. Ama raf alametlerinin tutması önemli değil. Merfuya merfu, mensuba mensup, mecrura mecrur olması önemli. Peki vav az çok ifade ettiler sıra geldi el fa u fa'ya geldi sıra ve düzen olması koşulu ile dikkat vav ile fa'da iki ortaklık noktası da vardır zıtlık noktası da vardır vav ile fa'nın ortak noktası nedir İkisi de ortaklığı ifade etmekte katılımı bir fiilde ortaklığı ifade eder vav ile fa arasındaki zıtlık farklılık nedir? Vav'da bir sıralama yok yani. Müdür de yardımcısı da odaya girdi. Önce o sonra bu değil. Ama fa'da ise bir sıra vardır. Önce o sonra şu şeklinde düşünebilirsin fa'da. Doktor içeri girip hastayı muayene etti. Dehale girdi tabibi bu doktor. Fe ardından fe sonra fe hasa muayene etti el meriba hastayı. Fe hasa hüve. gizli zamir fail hüve. Dolayısıyla e, doktor girdi ve hastayı muayeneti derken bir sıralama var mıdır? Vardır. Önce odaya giriyor, sonra muayene ediyor. Odaya girme esnasıyla birlikte muayene etmiyor. Önce bir içeri girmesi gerekiyor. Sıralama var yani. Dolayısıyla doktor içeri girip veya girdikten sonra muayeneti dese vavlu olanı seçmek gerekir. Bunun üzerinde neden durmaya çalışıyorum? şöyle Türkçe bir mana verir. Bunun Arapça yazılışı hangi şıkta yer almaktadır derse işte doktor içeri girip hastayı muayene etti. Yani girdi ve muayene etti dese bile girdi ve muayene etti. Bunlar ard arda olan şeylerdir. Aynı anda olacak şeyler değildir. Dolayısıyla fa ile yazılanı tercih etmek gerekir. Gayret edip başardık. Gayret ettik ve başarılı olduk başarı ile gayret aynı anda gelmez yani. Evvela sınava çalıştırırsan gayret edersin peşine başarı gelir. Dolayısıyla bunun cümlenin de fa ile yazılması gerekir. İctehedna fe necehna. ve necehna desem bu yanlış olur. Fe o yüzden burada doğru olarak kullanılmıştır. Sağ tarafta da sol tarafta da cümle vardır. Fiil cümlesidir. İctehed na na faildir. İctehede fiil. necehna na yine faildir. Yani necah burada fiildir. Demek ki fa ne yapmış? İki tane fiil cümlesini birbirine bağlamıştır. Ra'a gördü. Na bizi kim? Ebu ki senin baban. Se ardından hayya selam verdi. Na bize. Fe yine fiil cümlesini aktarmıştır. Sağ tarafta fiil cümlesi, sol tarafta fiil cümlesi. F atı farkı burada iki tane fiil cümlesini birbirine bağlama görevi sağlamıştır. Babam bizi görüp selamladı. Ne demek bu? Babam bizi gördü, sonra selamladı. Görüp. Yani onun yerine, bizi gördü, sonra selamladı desem ne olur? Evet, gördükten sonra selam verir. Arada bir sıralama var. Sıralama var mı yok mu, şöyle anlarsın. Cümlenin sonundaki ile başındakini yer değiştir. Yani, Babam bizi görüp selamladı diyor ya, babam bizi selamladı ve gördü desem, bu mantıklı olur mu? Olmaz. Peki, doktor muayene etti ve içeri girdi gayret ettik ve başarılı olduk diyor ya. Başarılı olduk ve gayret ettik. Önce başarılı olduk sonra gayret ettik desek olmaz. Ama vav ile yazanlar da bunun zıttı olabilir. Müdür ve yardımcısı diyor ya. Yardımcısı ve müdür odaya girdi desen. Evet. Fiil, mazi, muzari ve emir olmak üzere ediyor. Veya fiil, emir, muzari ve mazi olmak üzere üçe ayrılır. Ters sıralasan ne olur? Sıkıntı çıkmaz uçakların hem savaşta hem barışta. Onun yerine uçakların hem barışta hem de savaşta önemli rolü vardır desek sıkıntı olmaz. Tüccar ve ortağı demiş. Onun yerine ortak ve tüccar veya ortağı ve tüccar ikisi anlaşmazlığa düştüler desek yine sıkıntı olmaz. Ama fa'da mana değişir yani. Sümme. Bazen ardarda, arda, bazen de zaman aralığı gözeterek işlerin sırayla yapıldığını gösterir. Sünme yani bir sıralama ifade eder. Bu sıralama zaman aralığıdır. Safara Halid sünne Zeydun. Halid sonra da Zeyd yolculuğa çıktı diyor. Safara yolculuğa çıktı, sefere çıktı kim? Halidun Halid, halid. sünne bunun ardından Zeydun Zeyd de yolculuğa çıktı. Sonra ama bunlar ardarda oldular sıralama var değil mi? Önce Halit gitti. Yani desen ki şunun manası Halit sonra da Zeyt çıktı diyor ya. Onun yerine Zeyt sonra Halit desen mana değişir. Bir sıralama vardır. Çünkü Sümme ile yazılmıştır. Dolayısıyla Sümme ile Elfa yani Fa arasında bir karmaşa meydana çıkma ihtimali vardır. Burada sonra kelimesini fa'da kullanmamıştır. Sümme'de ise bizzat sonra kelimesini özellikle kullanmıştır. Ama fa ile sümme oldukça yakındır. Sümme'de aynı şekilde atıf etmeye devam ediyor. Atıf bağlamak demek. Halit merfu, Zeyd de merfu. İki tane ismi birbirine bağlamış. tu, emtiati, sümme safertu. Eşyalarımı topladım. Sonra da yola çıktım. Sonra dediği için direkt sürmeyi tercih etmek, seçmek gerekir. Ev, iki şey arasında muhayyer kalma. Muhayyer tercih hakkı. Yani şunu mu alsam, bunu mu alsam. Karar verememe, tercih edememe anca Türkçesini verdi. Burada her ne yazıyorsa hepsinin manası şu yani tercih edememek. Bazen de tereddüt ya da şüphe düşme ve bir kapalılığı, kapalılık imham demektir. Dolayısıyla imham dedikten sonra onu paranteze alarak Kapalılık yazmak lazım. İvam açıkça. Kapalılığı ise parantez içerisinde yazmak gerekir. Gidermek amacıyla kullanılır. Ev gördüysen şöyle bir mana çıkar. Diyor ki li tehyiri, tehyir. Muhayyer kalma, karar vermeye çalışma, tercih hakkının bulunması. Saat 1'de ya da 2'de çıkacağım. Ehrucu es saate el vahidete ev es saniyete ev veya demektir. Saat 1'de ya da veya diye çevir veya ya da diye çevir. Ya da şöyle veya ya da diye çevirir. Evi manası, direkt manası budur. Bunun dışında lil ibahati seçenek sunma, öneri. Alim ya da zahit kişiyle dost ol. Sahip el alime ev. Sonuç olarak ya da diye yazılıyor yani. Vereceği mana direkt ya dadır. Yine ya da gelecek. Yine ya da gelecek. Biz onu Yunus'u 100.000 veya zaten ev oldun orada anlarsın. Bir mana verip Arapçası istenirse şöyle bir mana verilir Ben ya da sen hatalıyız. Ben ya da sen fark etmez. Ya da dediğine göre evi seçmen lazım. Her zaman ya da diye çevirmez ama bazen de veya diye çevirir. Buna dikkat etmek lazım. M bir diğer atıfafi de budur. Bir şeyde karar kılma, belirleme ve kesinleştirme ifadesidir. Soru cümlesinde iki seçeneği birbirine bağlar. Futbol mu yoksa handball mu anlamak istersin. M yoksa demektir. Direkt manası yoksa. Yoksa. Şu mu bu mu? O mu şu mu? Hatta başka anlamları ve işlevleri de olan hatta bir atıf edatı olarak hesapta olmayan bir şeyi, nesneyi de kendisinden önce zikredilen olayın ya da yargının içine dahil eder. Cimri bütün servetinin son kuruşuna kadar sakladı. Hatta kadar diye çevrilir. Daha önce söylenmiş bir sözü pekiştirmek ya da geçti zaten. Yani demek ki neymiş? Kadar diye çevrilir. Hatta şu bile şeklinde çevrilir. Kadar diye çevrilmekte. Bel daha önce söylenmiş bir sözü pekiştirmek ya da vurgulamak için kullanılır. Ahmakla değil, akıllıyla dost ol. Değil diye çevrilir yani. Bel değil. Bel eşittir bilakis derler. Bilakis. Bilakis o da eşittir bil aksi yani zıttına yani değil. La tusahib el ahmaka bel el aqile. La tu sahib arkadaş olma, dost olma. El ahmaka ahmakla arkadaş olma. Bel aksine ahmak ile arkadaşlık şöyle dursun. Sen el -aq ile, akıllı kişiyle arkadaşlık kur. La'ya geldi sıra. Olumsuzluk ifade eden bir atıf harfi olup cümle içerisinde ilk ifadenin geçerliliğini, sonuna gelen ifadenin de geçersizliğini pekiştirmektedir. La hepsinden farklı bir özelliğe sahip değil. Belli aynı bak, bu da olumsuz, bel de olumsuz, la da olumsuz. Bunların olumsuz olduğunu unutmamalıyız. Zayıf değil, güçlü kazanır. Yantesiru el kaviyu, kavi yani güçlü kazanır, la zaifu. zayıf değil. Yani zayıf kazanamaz. La yantesiru el zayıf demektir bu. Lakin istidrak anlam kapalığını giderme, bir eksikliği tamamlama, bir eksiği tamamlama amacıyla kullanılan bu edatın atıf işlevi görmesi için kendisinin lakin biçiminde sakin kullanılması, lakin ne biçiminde şeddeli kullanılmaması gerekir. Bununda cezim olacak yani. Olmazsa konumuz değil. Cezimli ise konumuz olur. Bu önemli bir bilgi. Aşağıdakilerden hangisi atıf edatı değildir. Hadi bakalım. A şıkkı işte vav B şıkı, şu 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 C şıkkı lakin D şıkkı lakin ne Şeddeli olursa bizim konumuzun dışında yani Ayrıca o harfiyle velakin lakin biçiminde kullanılmaması Öncesinde bir olumsuzluk nefi ya da nehi Nefi direkt olumsuzluk demek Nehi yasaklamak bulunması Matufunun da cümle değil tek bir kelime olması şartı vardır Buradaki tüm şartları ezber bilmeniz gerekir lakin ile ilgili bir soru çıkma ihtimali mesela var. Çıkardık ki aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır. Hadi bakalım. Hepsinde de lakin'i kullanır. Birinde de lakin neyi kullanabilir yani. Diyelim hepsinde lakin kullandı ama şu şartlardan bir tanesini tutmayabilir. Bir şıkta tutmaz. Sen o şıkkı bulup bulamayacağını denemek isterler. Bu istenir yani. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela ne dedi? Evvela lakinle şeklinde olmayacak dedi. Başka ne dedi? Olumsuzluk olmaması lazım sağ tarafında. Mazurtu. Burada ma var. Olumsuzluk var. Ma ekeltu. La var. La teşrep. Burada direkt bir yasaklama söz konusu. Burada nehi var yani. Olmaz. Lem yeti. Lem yine nefidir. Olumsuzluktur. Olmaz. Ne olmaz burada? Yani lakin kelimeleri burada amel etmemiştir. Atıf edatı olarak pardon atıf edat olması için aranan şartlar yerine getirilmezse lakin edatı atıf işlemi görmez. O şartları o yüzden bilmek gerekir. Yani kendisinden sonra gelen kelime ya da cümle kendisinden önce gelen kelime ya da cümleden irab bakımından bağımsız olur. Ona uyması gerekmez. Lakin edat eğer vav harfi ile kullanılırsa artık atıf edatı değildir. Vav harfi atıf edatı olarak iğraplanır. Ma ammeti ve lakin zürtü ceddeti. Lakin edatından önce nefi gelmesi. En ekelt el lahme fil meda'mi lakin hum ed eddecace. Muhatıfı tek bir kelime değil cümle olursa. La teşrab ma'an Aciran lakin işrap maen safiyen. Bu da bir tanesinin irabı da yapılmış. Bir tane daha cümle ve bir tane daha cümlenin irabı yapılmış. İlgili yerde şu şu sure ve ayetlere bakın demiş. Atıf edatları neler var? ve men al ahirete ve sa'a laha ve huve mu'minun fulaki kana sa'yun meşkura buradaki vav vav haliye olsa gerek yani atı farfi değil ama şuradaki vav atıf harfidir ne anladım bundan gördüğümüz tüm vavlar atı harfi değildir farklı görevleri olan vavlar vardır örnek vel asr oradaki vav atı farfi değil nedir vavul kasem yemin vavıdır Buradaki vav, vav haliye. Yani her vav atıf harfi değildir. Şuradaki vav atıf harfidir ama. Em tegulûne inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Ya'gûbe ve Lesbâd'a. Bunların hepsi nedir? Atıf harfidir. Ev <laughs> atıf harfi yine. Em atıf harfi. Em, <laughs> emi diye yazılmış ama bu emdir. Bazen sonuna esre gelir hangi durumda geçiş yapma durumunda esterlenebilir. Hemen <laughs> az menin min men keteme şehadeten indehu min Allah ve Allah ve vafi bir şey yok burada. Burada ev var yine atıf harfi olarak. Bir de bel var. Başka da yok yani şu an. Hızlı bir bakış yaptık. Bunları gördük. Atıf harfi çok var Kur'an-ı Kerim'de. Ben e, ilave örnekler de verebilirim harfi cer ile kullanılan bazı fiiller. Keşefeden, keşefeden sonra en harfi cerri geldiğini unutmayalım. Keşefe olur, şife olur, keşşefe olur, yekşifu olur, mazi, muzari ve türevleri olabilir. Hatta şurada görüldüğü üzere mastar yani mastar da kullanılabilir. Dolayısıyla keşefe ve türevlerinden sonra en harfi cerri gelir. Ortaya bir şey çıkardı. Gizli bir şeyi buldu manasına gelmektedir. Ba'se fiili ve türevlerinden sonra ala harfi cerinin geldiğini ve bir şeye sebep olduğu manasını taşıdığını unutmamalıyız. Fevvaladan sonra ala gelmekte ve bir şeye tercih etti, yeğledi manasına geldiğini unutmamalıyız. Örnek Fevvilu ala Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'in şu şu sürelerinde geçen yerlerde harfi celli fiillerin kullanımlarını inceleyiniz. En azından bir tanesine bakma bakalım, bakmadan geçmeyelim. <laughs> ya beni İsrail, uzkuru nimeti elleti enamtu er ve enni fevvaltukum. Fevvala ve türevlerinden sonra ala harfi cerri gelir demiştik. Gelmiş. Diğerlerinde de yukarıda az önce bahsettiğimiz fiil ve harfi cel kullanıldığını görmektesiniz bakarsanız. التعابيرات في اللغه العربيه Arapçada kalıp ifadeler. Selan an. İlave olarak ek olarak şunları da söyleyebiliriz. Kemluwaten ta'rifina sen kaç dil biliyorsun? Bir bayana yönelik soru sorulmuş. O da a'rifu el-arabiyete Arapça biliyorum ve el-farsiyete ve Farsça da biliyorum. Selvan an. Bunla say bunlara ilave olarak o ikisine ek olarak İngilizcede bilmekteyim diyor. Nezra'u el-gamha ve'l-urza ve'ş-şayira sallan an ezrte. Zürti pardon. Mısır'ın yanı sıra buğday, pirinç ve arpa da ekiyoruz. Yanı sıra ek olarak ilave olarak sallan an. Ragma enne. Dikkat et enne değil. Olmasına rağmen. Rağme enne hu fakirun Yoksul olmasına rağmen. Rağme enne el cevve. Hava soğuk olmasına rağmen. Rağme enne hu meridun. O hasta olmasına rağmen. Şöyle şöyle şöyle. Bir suratin melhuza, Gözde görülür bir şekilde. Sumut olarak açık bir şekilde. Bir suratin melhuzatın. Nerede var? Şurada var. Açık bir şekilde. Bir suratin melhuzatin. Açıkça görülmektedir ki şöyle. Binaen ala e dayanarak e üzerine. Binaen ala isteğiniz üzerine bir ya da iki makale çevireceğim. Üzerine yani. Binaen ala dalebikum. Talep istemek demek. Şuradaki istek oradan geldi. Ve yeni bir e, parça. Kıraetun. <laughs> <laughs> Tehdidul muduni. El muduni. Medinetun. Bir şehir müfrettir. Medinetan. iki şehir. Müdün şehirler. Yani cemi mükesser. Kırık çoğul bir kelimedir kendisi e, ee, ne dedik? Tehdit. Tehdit planlamak manasına gelmekte. Haddada yuhaddidu tehdidun. Bilenler için. Tefel babından maslar. Zahra oktı. Ne? İlmu tehdidil müdüni. Şehirleri planlama ilmi ortaya çıktı. Şehir planlama bilimi ortaya çıktı. Neyden sonra? Ba'de tedmiri. Ba'de tedmir yıkımın ardından demek. Tedmir. Demmera yudemmiru tedmirun. Yıkım. Ba'de sonra yıkımın ardından. Ellezi o yıkım ki sebebet sebep oldu hu o yıkıma ne? El harbul alemiyyetu es saniyetu. İkinci dünya savaşı sebep oldu ona fil mudunil urubiyeti Avrupa kentlerinde 2. Dünya Savaşı buna sebep oldu. El müdün şehirler, kentler manasına geliyor. Şuradaki kentler, şehirler manası mudun. Avrupa ise şu. Rakat şüphesiz ki bed'e başladı. et du düzenleme, planlama başlamıştı. منذ القرون الماضية Geçmiş asırlardan itibaren. El kurunur malı geçmiş asırlar demek. Mudu den beri dan beri. Geçmiş asırlardan beri başlamıştır. Ben hatta geçmiş asırlardan beri başlamasını bırak. El usuri el kadimeti. Hatta eski çağlarda başlamıştır asrun usurun asırlar demek. El mi? geçmiş eski çağlar. Ve lakin fakat ancak tedavverat çağ atladı, evrimleşti. Ve zdeherat gelişti. karnin eşiriyine 20. yüzyılda, 20. asırda böyle oldu. Yu'arrafu tanımlanır, bilinir. Tehdidul müdüni, şehir planlaması. Bi ennehu nedir? Halidun. Halid, karışımıdır. Minel ilmi vel fenni. İlim ve sanatın karışımı olarak bilinmekte. Böyle tanımlanmaktadır. Elle deyne. o ilim ve fen ki, o sanat ki, yehdifani o ikisi hedeflemektedir. İla tenzimin bir düzeni. Ev veya tertibin kullanmayı. Tenzîmin ev tertibin kullanmayı ve düzenlemeyi. Ev veya neyi hedefliyor bu ikisi? Fen olsun, ilim olsun. Et tevessuli ile istihdamil erazî. Etteresul ila etteresuli ila istihdam arazileri kullanmayı hedefliyor. El aralı yerler arazileri kullanmayı hedefliyor. Bir şekli el münasibi. Münasip şekil ile. Ve min zalike işte bunda işte bundan dolayı ve daa vudi'a vudi'at -vud 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 konuldu. Geliştirildi, hazırlandı, hazırlandı? Meşari'u münasibetun. Meşari'u ver musarif bilenler için. O yüzden temin almamıştır. Meşari kelimesi burada ne manaya gelmektedir? Projeler manasına gelmektedir. Öyle projeler ki münasibetun uyumlu. Litenzimit durgi. Duruk, tarik, duruk gatun müfret duruk cemi mükesser yine yolları tanızıyım için uygun projeler geliştirildi sokaklar ve şevar yani caddeler ve hatta el ezikkati sokakları bile sokaklar caddeler yolları düzenlemek için filmi dineti şehirdeki köydekiler ikinci filanda ve cebe bu gerekir en narife bizim bilmemiz gerekiyor. En yani şüphesiz ki tahdidal müduni şehir düzenlemesi, planlaması amaliyetun bir iştir. Öyle iştir ki bu la taktisiru sınırlı olmayan bir iştir. Ala tanzimun demiş ama yanlış yazmış. Ala mi eşvari'e demes lazım. Ala mi memeselin yani. Tenzim şevari'i fakat yalnızca caddeleri düzenlemek, temizlemekle sınırlı değildir şehir planlaması. Bel aksine innehu yeşmelu kapsar düzenlemek yani. El medineti şehri bi ekmeliha tamamıyla bütünüyle şehri kapsamaktadır. İrbit bil hayati. Hayat ile ilişkilendir. Sadakat. Sadakat, sevgi, dostluk, arkadaşlık manalarına gelmektedir. Burada dostluk manasındadır. Nehtâcu. İhtâcı, yehtâcu, nehtâcu. Biz ihtiyaç duyarız, duyuyoruz. Daimen, sürekli, fi hadil hayati, şu hayatta, ila şahsin, bir şahsa ihtiyaç duyuyoruz. Öyle şahıs ki bu. Yekûn oluyor, hüve o, bi gurbina, yakınımızda. Bizler daima bir yakın şahsa ihtiyaç duymaktayız. Neşku bir şikayet ederiz, anlatırız. İlehi ona humumena dertlerimizi, problemlerimizi, sıkıntılarımızı, humum, dert, sıkıntı, problemlerimizi ilehi ona neşku şikayet ederiz. Yani anlatırız, bahsederiz. Ve nüşarikuhu efrahana ve ehzânena. Ve nüşarikuhu. Nuşariku hu onunla paylaşırız. Efrahana sevinçlerimizi. Efrah. Cemi mükesser yine. Ve ehzanana ve hüzünlerimizi. Bu da cemi mükesserdir. Ne teminuhu ala enfusina. Ne teminu biz güveniriz. Hu ona. Ala enfusina. Kendimize yönelik kendi şahsımıza yönelik ona bir güven duymaktayız ve fi Lena hatta fi gıyabına ve fi gün vefalıdır Lena bizim için hatta fi gıyabına gıyabımızda bile biz orada olmasak bile, arkamızdan konuşulsa bile bizi savunacaktır Gıybete destek verecek arkamızdan konuşmayacaktır Şehan nahnu biz Mimi Mu Nuri'du isteriz sadakaten dost adiyeten, sıradan, em sadakaten, bir dostluk ki hakikiyeten, hakiki, muhlisaten, özel, seçkin. Biz diyor sıradan bir dostluk mu, em yoksa hakiki, özel bir dostluk mu istemekteyiz. Biz hangisini isteriz, tercih ederiz diyor. Leyset değildir <laughs> es sadakatu dostluk el beka'e. Beka kalmak değildir. Ma sadiki dostla birlikte vaktan etval en uzun en uzun vakit dostla birlikte kalmak değildir. Arkadaşlar birlikte kalmak değildir. Bel aksine dostluk bir arkadaşla en uzun süreyi geçirmek şöyle dursun. Bel aksine elbeka u kalmaktır alel ahdi. Ahit üzere kalmaktır. Ahit söz demek. Elbeka alel ahdi dostluk ve bağlılık da sebat, verilen sözde durmak, ahde vefa üzere olmaktır. Hatta ve dalet el mesafatu mesafeler çok olsa da el kasurat kısa olsa az olsa da durum yine böyledir bir şey değişmez yani Balet el mesafatu mesafeler uzun olsa da el kasurat kısa olsa da es hakikiyetu hakiki dostluk ne gibidir? Kel mi valleti. El mi valle şemsiye demek. K gibi. Kel mi valleti bir şemsiye gibidir. Külle ma ne zaman iştedde şiddetlense artsa el medaru yağmur izdadet izdadet el hacetu leha izdadet artar el hacetu ihtiyaç leha ona o şemsiye ihtiyaç artar değil mi? her ne zaman yağmur artsa o şemsiyeye nasıl ihtiyaç duyuluyorsa olan ihtiyaç artıyorsa işte aynı şekilde de Esada katun hakikiyetu hakiki dostluk la bu mislema ma yedubu eselcu Arkadaşlık da böyledir dedik. Arkadaşlıkta tıpkı yağmur arttığında şemsiye olan ihtiyaç nasıl artıyorsa arkadaş da bu şekildedir. İhtiyaç art, arttığında kendisine o şekilde oluyor. Es hakikiyetu hakiki dostluk la tezubu erimez. Ne gibi? Misle ma. O şey gibi ki yezubu eriyor. Etselcu kar. Arkadaşlık dostluk karın eridiği gibi erimez. Sümme sonra inneha şüphesiz ki o dostluk la temutu ölmez bir sonu yoktur. İlla ida mate el hubbu sevginin ölmesi hariçtir. Es sadakatul hakikiyetu hakiki dostluk nedir? Hulmun. Hulm rüya demek. Rüyadır ve kiyanun ve kiyandır. Kiyan burada varlık manasına geliyor. Yusekkinu sekkene yusekkinu teskin eder. El vicdane vicdanı sakinleştirir, huzur verir. Ette samuhu tesamuh toleranslı olmak demek. Toleranslı olmak esasu sadakati dostluğun esasıdır, temelidir. Verhubbi ve sevginin de temelidir. Tesamuh yani toleranslı olmak. Çünkü hatasız dostlar yani dostsuz kalır. Es sadakatu dostluk la tu tartılmaz bir mizanın bir tartı ile. ولا تقدر تكثير edilemez, yani pah biçilemez bir esmanın semenler ile paralar ile bir e, kıymeti de kıymetlendirilemez yani la tuqaddiru kıymet biçilemez bir esmanın paralar ile fe madem ki öyle la budde muhakkaki gerekir minha ondan o dosttan likul insanın her bir insan için dost gereklidir Simaru sadakati dostluğun meyvesi meyveleri nedir? Lezzet değildir. Simaran bir meyve değildir. Öyle meyve ki Tücna toplanıyor fi mevsim, ha mevsiminde. Yani zamanı gelince işe eden bir şey değildir. Velakin fakat simarun bir meyvedir ki tücüne yine toplanıyor. Külle lahzatin her an. Lahza an demek. Zaman, vakit. Külle lahzatin her zaman. Her lazım olduğunda. Zamanı geldiğinde değil. Her vakit. Es sadagatul hakikiyetu hakiki dostluk leyset değildir. Bir duri sinine. E, Sinin seneler demek. Dul boyunca. Seneler boyu değildir arkadaşlık. Hakiki arkadaşlık seneler boyunca değil. Bel aksine bir sıdkil nevakifi nevakif yer mahal pozisyon manasına gelmekte çeşitli e, rollerin doğru olanıdır mevakif duraklar demek bir sıdkil mevakifi doğruluk e, duraklarıdır Es sadakatul hakikiyyetu hakiki dostluk hiye o elverdetul verdetul vahide seçkin bir güldür. Elleti o gül ki la eşvake diken yoktur fiha kendisinde. Meta her ne zaman es beha olsa sadiguke sen arkadaşın dostun olsa İmenzileti menzileti nefsike, senin yerinde ve bu durumda kat şüphesiz ki Araf'ta sen bilirsin manası ma sadakat arkadaşlığın manasını anlarsın el hakikiyet hakiki arkadaşlık dostun manasını o zaman bilirsin sen bulursun bunu o zaman anlarsın diyor el sadaka hiye el vecul ahar dostluğun bir başka yüzü vardır gayrul berraki lirhubbi sevgi için berrak olmayan bir yüzü de vardır. Lakin ne fakat o el vecihul lezi öyle bir yüzdür ki la yesdeu. La yesdeu paslanmaz demek. Zayıflamaz yani. Es sadakatu dostluk nedir peki? Sadaka tuhfetun. Tuhfedir yani şah eserdir. Baş eserdir. Mübdeda haber. Tezdadu kıymetu ha onun kıymeti değeri artar Kullama her ne zaman meva geçse aleyha üzerinden o zaman üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artmaktadır muhtaratun mine turasil arabiyyi minel emsali min el emsali ama nasıl okursun minel emsali okursun Arap atasözlerinden seçmeler. İş, şey ya iş, yaşa demek. Aziz bir şekilde yaşa ya da ya saygın bir şekilde öl. İş, yaşa, azizen, yani aziz olarak evvelden yap, mut, öl. Ve ente kerimun. Sen kerim iken, yani saygın bir şekildeyken demektir ne anladık? Buradaki ev atıf harfi yani onu anladık. Ya öyle ya da böyle ya da manasını verdiğinden anlayabilirsin. Ehuke men ke, la men ke. Kardeşin sana karşı dürüst olandır. Seni tasdik edip duran değildir. Tedribatu alıştırmalar. Birinci alıştırmaya baktığımızda ne görmekteyiz? Parantez arasından uygun olanı seç ve buraya yerleştir demiş. Dehale el müdiru bel el harisu hatta el haris fe el haris. Hangisi olmalıdır diyor. Fel harisu. Buraya nasıl mana vermemiz gerekiyor? Dehale girdi. Kim? El harisu. Pardon. El müdiru. Müdür girdi. Bel hayır müdür değil aksine el harisu bekçi girdi. man olabilir mi? Olabilir. Müdürgür müdür girdi hatta el harisu haris bekçi bile girdi. Fe el harisu müdür girdi fe ardından da el harisu bekçi girdi. Bu da olabilir. Cevaplara baktığımızda fa'nın seçili olduğunu görüyoruz. Diğerler olamaz mı? Olabilir diyen yani. Olamaması için bir gerekçe yoktu. Sadece kastedilen mana bu. Fa olabileceği gibi bel de olabilirdi. Bu durumda müdür değil de haris girdi manası taşımış olurdu. Peki Safer Muhammedun ve Selmanu. Vav var. Ee, Muhammed yola çıktı ve Selman da yola çıktı demek için vav dersin. En Safer Muhammed Em Selman veya Lakin Selman olurdu. Demek ki o ve şu demek için vav seçilmiştir. Nefide ezzadu Nefide tükendi ezzadu fazlası la el mausu değil. Yani burada lakin desek nefide ezzadu lakin el ma'u olurdu. Burada la el ma'u em la. Burada la'nın olması mantıklı. Çünkü fazlası yok olsa zaten su da yok olmuş olurdu. Onu kapsardı. Kapsamaması için la'nın seçilmesi uygun olanıdır. Zeydun ba'ike el bida'ate em amrun. Soruya baktığımızda sonunda bir soru işareti görmekteyiz soru manası ancak em ile sağlanır. Em yoksa o mu bu mu demektir. Em olması gerektiğini buradan anlayabilirsiniz. Soru işareti varsa kesinlikle em seçilmeli. Sakana haliben maen diyor. Sümme maen. Değil mi? Sümme. Sakana bize içecek verdi. Haliben sütü. Sümme sonra da maen suyu verdi. Burada Em olamaz sonda soru işareti yok. Hatta da değildir. bize süt verdi hatta su bile diyemezsin. Çünkü süt sudan daha özel, daha pahalı, daha ayrıcalıklı bir şeydir. Ma'enden sonra e, haliben yazılsa are hatta diyebilirsin. Mantık hatası olmaması adına bu olabilirdi yani. Parantez içinde verilen kelimelerle doldurun. Ekeltü el'inebe ve şu La yencehu şu 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 ve la mühmilu. Bakalım nasıl olacak. Ekel tu el aynabı. Ekel tu ekel yemek manasında. Ekel tu ben yedim el ve üzümü ve et tufaha ve elmayı yedim. Et tufaha değil de buraya kesulü getir. Olur mu olmaz. Neden? Vav'ın sağ bir defa ile bitmiş. Bu kelime mensuptur. Vav'ın sorununla mensup olması gerekir kesur ise ötreyle bitmiş olamazdı. Zaten buradan belliydi. Aynısı sadi için de geçerliydi. Neden? Çünkü kendisi ötreyle bitmiştir. Burası ile bitti. Yani mensup bu. Bu ise merfu olamazdı. El kesul olamaz. Peki şeyranı getirsek. Ekeltü ben yedim <laughs> el ve üzüm ve şeyran ve şiir yedim. Şiir yiyebilir misin? Yemez. Demek ki her ne kadar mensup olsa da seçilemez. Ra'seha onun kafasını yedim. Olmaz. <laughs> El amilu fel müdiru. El amilu merfudur. Öteyle bitmiş. Fa aynı şey yapacak. Müdiru. Ray zammelecektir. Bu zammeli bittiği için. Bu da zammelidir. Bu zammeli olduğu için buraya yerleştirilemez zaten. La <laughs> ektubeke veya ki fark etmez. Ke ama burada. Mensuptur. Buraya yerleştirelim. İyi de ekeltü aynı bir Üzümü yedim ve la kutu bu kutu beke ve senin kitaplarını ise yemedim. Veya la yokmuş başında. Şurası sadece. Böyle yazsan ne olur? Ee, üzüm yedim ve senin kitapların senin kitaplarını da yedim. Manası uygun olur mu? Olmazdı. Yani bu tür şeylerde evvela verilen atıf harflerinin sağındaki irabın sola uygun olması gerektiğini biliyorsunuz. İkisi aynı iraba sahip olmalı. Artı manaya baktık. Burası kesinlikle Et-Tufah'a olmalıydı. Et-Tufah'ı buraya değil de örnek verelim. Şuradaki Et-Tufah kelimesini ben şuraya yazsaydım olur muydu? Olmazdı. Mana uymuyor yani. Çünkü yemeğiyle alakalı bir şeydir. O da elmadır, üzümdür. Tembel demek. Tembeli yiyemezsin. Üniversiteyi yiyemezsin. Şiiri yiyemezsin. Arkadaşını yiyemezsin. Başını yiyemezsin. Müdür yenmez. Kitaplar yenmez. La yencehu başaramaz el kesulu tembel kişi ve la el muhmilu, ve de ihmalci. Ne ihmal eden ne de çalış, çalışkan olmayan yani tembeller başaramazlar diyor. Yani buraya ne getiremezsin? Bu kelime vav burada var tabi. Vavın sağının merfu bittiğini görüyorum. El kesul seçilip buraya getirilmiş. El kesulu yani merfu bir kelime gelmesi gerektiği nereden anladım? Bir defa la yencah, başaramaz, kazanamaz diyor. Başaramayacak, kaşaramayacak kişi kim olabilir? E, tembeldir yani. Evvela akla bu gelir zaten. Öte yandan bu gelmeseydi de vav wow, burada atıf harfi bu evvela. Sağ tarafında noktalı yerler. Ama sonuna baktığında merfu olduğunu görmektesin. Şu da anlatalım. Merfu bitmiş değil mi? Zamme ile bitmiş. Bu ne demektir? Vav'ın wow sağda merfu olmalıdır. Merfu hangisi var? bu belirsiz, bu merfudur. La yencehu başaramaz guhu onun arkadaşı. Onun arkadaşı neden başaramaz? Olumsuz bir sıfat belirtilmemiş. Şeyran olmaz, mensuptur, tufah mensuptur. El kesulü olur zaten söyledi. Kültü beke, senin kitapların başaramaz. İrab tutmuyor bir defa. Müdürün irabı yok. Olsa da el müdiru, müdür başaramaz ve de ihmalci olurdu. Müdür neden başaramaz? Olumsuz bir, kelime. bir tarafı yok bunun saha zaten mensuptur. Olmazdı. Yani uygun olan kesuldür. Zehebtü ben gittim ilel mescidi. Mescide gittim. Sümme sonra da şöyle şöyle yaptım. Veya şöyle şöyle oldu. Sümme sağ tarafının mecrur olduğunu görmekteyiz. Sümmenin. Dolayısıyla sağ tarafı mecrursa sol tarafı ne olmalı. O da mecrur olmalıdır. Buraya baktığımda sadigu merf oldu belli. şiran mensup tufaha mensup kesulu merfukutu be mensup müdür kelimesinin belirsiz ra ise belli zaten ya yani müdir müdür olacak ya da camia olacak ikisinin çünkü irabı belirsiz ben bunu esre yapabilirim veya bunu belirtmemiş çünkü belki de esridir diye düşünebilirsin ama ve hep diyor, gittim iler mescidi camiye gittim sümme sonra da nereye gittin şu fiille alakalı bir şey olması lazım nereye gittin sonra da müdüre gittim olabilir mi olabilir yani müdürün yanına gittim veya üniversiteye gittim üniversiteye gitmek uyumlu olacaktır direkt müdüre gittim değil müdürün yanına gittim olurdu burada üniversite kelimesi doğru seçenek belki müdür doğrudur müdiri e tamam müdiri yazalım devamında belli olacak zaten olup olmayacağı nerede geçeceğini gene göreceğiz müdür kelimesi nerede kullanılmış ekrav okuyorum şiiran şiir Evnesran veya nesir okuyorum. Ee, Ekra'u şi'ran. Bunun yerine ben kültü beke senin kitaplarını okuyorum diyebilir miyim? Diyebilirsin. Senin kitaplarını okuyorum. Evnesran veya nesir. Ama devamında kütüp kelimesini burada kullanırsan ileride problem çıkacaktır. Mesela şurada müdür kelimesini kullansaydım problem çıkacağı gibi. Ne gibi? s oturdu. El milu işçi fel müdiru ve de müdür buraya mesela camiayı kullansaydın işçi ve üniversite oturdu. Üniversite oturamaz. Dolayısıyla üniversiteyi alıp buraya yazsam müdürü de alıp şuraya yazsam müdür buraya uyardı ama camia kelimesi buraya uymayacaktı. Yani bir kelime bir yere uydursan da, diğer kelime oraya uyuyor olsa da arta kalan kelime diğer kelimenin yerine uymayacaktır. Kesinlikle böyle bir durum oluşur. Dolayısıyla şiir yerine ben senin kitabını okudum diyebilirim. Ama kitap burada kullanılmış. Yani şiir buraya uyar mıydı? Şimdi ona bakacağız. İcme topla cemaiden eklemeke kalemlerini la kütübeke kitaplarını değil. Şiiran olsa şiirini değil kitaplarını topla. Pardon e, kalemlerini topla la şiiran şiiri değil olurdu. Şuradaki şey var ya senin burada olmadığından uyumsuzluk olacaktı. Her birini anlattım herhalde. Yine şuradan bakalım. Harfi C ile doldurun demiş değil mi? Yaralan boşlukları uygun harfi C ile doldurun. Harfi C'nin ne olduğunu parantez arasında vermemişler ama. Fevvale <feyle> <feyle> yüfevdırıdan sonra alanın geleceğini. Daense'den <feyle> sonra ala. Keşefeden sonra an. Fevvale'den sonra ala. Şurada olduğu gibi. Meta seyikşifune keşife yekşifeden sonra an harfi geleceğini bilmenizi istiyorlar. Uygun olanlarla doldurun. daveme yudavimu alel muhazarati rağme ennehu merilun. O hasta olmasına rağmen. Şimdi burayı tamamlayabilmek için cümlenin manasını orta seviyede de olsa bilmeniz gerekir. Bilmeden yapılabilecek bir soru değildir bu. Yani yudavimu alel muhazaratiden sonra buraya ne gelecek? Rahme ende'nin geleceğini bilmen, binaen ala'nın gelmeyeceğini bilmen kesinlikle mana ile ilişkilidir. Cümlenin akışına rahme en'le yakışmaktadır. Dolayısıyla bu yüzden bu seçilmiştir. <laughs> Yudavimu devam ediyor. Ailel <laughs> muhazerati ders vermeye, muhazeraya devam ediyor. Rahme ennehu meridun, o hasta olmasına rağmen buna devam ediyor. Binaen ala dalebihi onun talebi üzerine e'daytu ben verdim lehu ona hadihil vesikate şu vesikayı o yüzden verdim. istediği için ona temellendirerek bunu yaptım. Tetehassenu halatul meridi Tetehassenu iyileşiyor, güzelleşiyor. Halatul meridi hastanın hali yevmen feyemen gün ve gün Ve suratin melhuzatin gözle görünür bir şekilde. Ve tabibun hazigun fevdan an kevnihi riyadiyen nacihan. Ve tabibun hazigun başarılı bir doktordur. Fevdan an buna ilave olarak kevnihi onun böyle olmasına ilave olarak riyadiyen nacihan başarılı bir sporcudur. Mesela rağmen ennehu yerine fevdan an o ders vermeye devam ediyor. Fezdan an buna ek olarak buna ilave olarak hastadır. Olmasına rağmen demek mi daha mantıklı? Buna ek olarak hastadır demek mi daha mantıklı? Binaen ala talebi onun talebi üzerine verdim diyor. Buraya mesela rağmen desen. Onun istemesine rağmen mi? Yoksa bir suratın merhuzatın gözde görünür bir şekilde talebi üzerine mi? ya da başka ne var? binanala fazla, fazla da yokmuş yani. Diğerlerini düşündüğümüzde bir uyumsuzluk oluyor. Bu yüzden bunlar tercih edilmekten bu manayı bilmeden bunu yapabilmek zordur. Anlamlı hale getir demiş. El kedibe es sitka uhibbu la. Uhibbu ben severim es sitka doğruluğu la el kedibe. Yalancılığı, yalanı değil. Yalanı değil de Doğruluğu severim demiş. Ee, onun yerine şöyle olsa La el-kedibe yalanı değil es sitka doğruluğu doğruluğu uhibbu severim. Bu da farklı bir bakış açısı. Veya es-sidka doğruluğu La el-kedibe uhibbu. Bu tür bir şekilde karıştırmaya gerek yok. Ya fiili başa alacaksın. Fiil bu. Fail içerisinde gizli enedir. Meful es La ise burada olumsuzluk edatımızdır. La el -kidibbe. Yalanı değil. Yani yalanı sevme manası. La ne demek? La uhibbu el kedibe demektir. Fiil kendisiyle bağlantılı. Ya fiil başa olarak fiil cümlesi kuracağız ya da ismi başa olarak bir isim cümlesi kurmayı hedefleyeceğiz yani. İşte tuhmil <tuhmîlla> la ve lakin. La tuhmil ihmal etme ve lakin. Fakat ictehit çalış gayret et. El kaside em el kıssa Eğara'te Eğara'te el kaside Kaside te em el kıssate Kıssayı mı yoksa kasideyi mi okudun Em yoksa mı mi, mi mu Eğara't okudun mu el kıssate Kıssayı em yoksa el kaside Kasideyi mi okudun La tekul badilen lakin hakkan Hak söyle batıl söyleme Se'zugu es sukara Ev el asele Balı mı ev yoksa Şekeri mi tadacaksın Türkçe'ye çevir demiş. Hoca ve ardından müfettiş sınıfa girdiler. Daha el ustazu fel müfettişu el sınıfa. Veya fel harisu. Haris geçmişti galiba. Biraz önce o vardı. Hoca ve ardından müfettiş sınıfa girdiler. Şöyle bir cümle yazılsa. Girdiler değil. Girdi olsa aslında. Daha doğru olurdu. Hoca ve ardından müfettiş sınıfa girdiler değil. Sınıfa girdiler yazması yanlış. Hoca ve ardından ve ardından dediğine göre fa kullanılmıştır. Yani zamanlamaya çevirilere çok dikkat etmeniz gerekir. E zehebte ilel sinema em el mesrah sinemaya mı gittin yoksa tiyatroya mı gittin yoksa dedi. Yani em kullanılmıştır. Sünme sonra da yazmayı öğrendim. Okumayı sonra da yazmayı öğrendim. Sümme çünkü. Hudha der kitabe evde ki Bu kitabı ya da ötekini al. Ev ya da veya bu ikisinden biriyle çevrilmekte. Yefuzu <laughs> eşşüca'u <laughs> la el cebanu. Korkak değil. Cesur olan kazanır. Peynir değil zeytin yedim ma ekeltü cübnen lakin zeytunen. Neden zeytunen mensuptur? Şöyle bir şey olabilir yani. Zeytun altı çizili. Bu kelimenin mensup olmasının gerekçesi nedir? Gerekçe kendisinin matuf olmasıdır. Lakin edatı ile cübun kelimesi üzerine bağlanması, atfedilmesidir. Cübun kelimesi matufun aleyh lakin atıf edatı zeytun ise matuftur. Arada em var burada da. Gidecek misin yoksa kalacak mısın? Etedhebu em tepka. Burada iki tane fiili bağlamış değil mi? Cümle bunlar. Etedhebu ente em tepka ente. Ente der gizli zamir olarak. Burada mevcuttur. ca halidun fe'iliyun fe tarikun. <tövüş> Sırasıyla Halid, Ali ve Tarık geldi. Fe, <tövüş> fe. Bunlar ikisi de atıf harfi. İki tane atıf harfi kullanmış. Zara ni eqari bi estiga i vav var. V diye çevrilmekte. Burada sırasıyla dediği için f'nin kullanıldığına dikkat etmemiz gerekir. Ve arkadaşlarım V demiş. Vav kullanıldı. Kahve değil. Değil hangisi olacak? La olacak. Olumsuzluk. Atıf edası la. Bitti diyor ama bitmesi şu demek. Atladığımız bir takım sorular var demek. O da şurası olmakta. Soru 1 Atıf edatları ve kuralları göz önünde bulundurulduğunda Boş bırakılan yere ne gelmelidir <laughs> Zera'a aba'una Nokta nokta Ve nezra'u li ye'kule Soru yok bir defa Dolayısıyla emi boş ver La <laughs> ne'kulu demiş Olumsuzluk var Hatta lem na'kul Şimdi burada Mana önemli elbette Zera'a ekti Abauna babalarımız, atalarımız ekti. Örnek buğday diktiler, ektiler. Em yoksa ve nezra'u biz de ziraat yaptık yine ektik, biçtik. Ni kule yesin diye ebnauna çocuklarımız. Hani bir babalar var, bir biz varız, bir biz çocuklar var. Dolayısıyla arada bir sıralama var. Hani dededen, babadan çocuğa doğru bir gidiş var. Dolayısıyla sıralama var bir sıralama var değil mi? Sıralama olduğu için, bir sıra olduğu için fa'yı tercih etmen gerekir. Zera ziraat yaptı, ekti. bauna babalarımız. Ve ardından ekenna biz yedik. Ve ne zira'u biz de ziraat yapıyoruz, dikiyoruz, biçiyoruz. Niye? Li kule yesin diye Ebnauna, bizim de çocuklarımız yesin diye. Dolayısıyla B'dir. La ne kulu biz yemiyoruz. Hatta alem ne kul biz ye yemeyene kadar. Yemeyene kadar demek. Sıralama olduğunu çözebilirsek fa'nın tercih edilmesi gerektiğini anlarız. Çünkü fa'da bir sıralama vardı. 5. Arapça bir cümle yazılmış Türkçe manası isteniyor. Sana yani soruyu okumaya gerek yok zaten. Ufezzilu et tuffaha ala el portakal <laughs> bel ala kulli el fevaki. Elmayı ve portakalı tüm meyvelere tercih ederim. Elmayı ve portakalı. Olmadı. Elmalı, pardon, portakalı elmaya ve hatta tüm meyvelere. Tüm meyveler içinde tercihim elma ve portakaldır. Ufevvilu, fevvale, yufevvilu, ufevvilu ben tercih ederim. Neyi? Etfaha elmayı. Neye tercih ederim? Halal portakal, portakala tercih ederim. Ve hatta portakal şöyle dursun. Ala kullil fevaki. Tüm meyveler üzerine tercih etmekteyim. Elmayı ve portakalı demiş. Yanlış bir defa. Elmayı tercih ederim. Ne üzerine? Şuna karşı. Şuna tercih ederim diye bir mana var. Elmayı ve portakalı dediği için yanlıştır. Portakalı elmaya ve hatta tüm meyvelere tercih ederim. Portakalı bu defa diyor. Oysa elmayı portakal olması lazım bu işten değil. Elmayı, portakalı hatta tüm meyvelere tercih ederim. Doğru ana? Elma değil. Bilakis şu, şu, şu. Bu da doğru değil. Bir kere değil manasını nereden çıkardın? Burada la yok, ma yok. Dolayısıyla cevap denizli. İki, lakin ile ilgili kurallardan hangisi doğrudur? Galiba lakinle alakalı söylemiştik. Birkaç tane kural vardı. Bunları bilin çıkar diye. Şeddesiz olmalıdır. Bu kesinlikle doğrudur. Lakin, lakin ne? Bizim konumuz bu. Dolayısıyla A'dır yani. Lakin olursa o başka bir şey olur. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Cemaat el tu el münevveratu fi sadr el islami ekvamen min biatin nokta 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 cinsiyatin muhtelifetin Atıf ile alakalı vav mıdır, f midir? Vav ile f arasında bir sıralama farkı var sadece. Em olsa yoksa demektir. Şu mu bu mu? Soru işareti olmalıydı. Emma bizim konu dışı. Lakin ise o değil de şu manasında. Fakat manasında. Bir düzeltme manasında kullanılmaktaydı. Burada olay vav ile f arasında. Yani Adana ile Bursa arasında cereyan eden bir maç bu. Cemaat toplandı, oluştu. El-Medine tül münevveratı. Medine münevveratı oluşmuştu. Sadr ül İslam, İslam'ın başlangıcında, ilk yıllarında, ekvamen, çeşitli kavimler oluştu, toplandı. Min bi'atin, çevrelerden, farklı çevrelerden, cinsiyatin muhtelifeti, farklı uyruklardan, ırklardan ve farklı çevrelerden çeşitli kavimler varmış. Vav midim, fe midim. Fe çevrenin ardından, çevreden sonra veya direkt ve. Burada bir sıralama yok yani mesela kapıyı açtım ve dışarı çıktım. Arabayı çalıştırdım ve yola gittim. Ayakkabımı giydim ve yürüdüm şeklinde. Veya doğdu, işte ergenliğe ulaştı, yetişkin oldu, yaşlı oldu gibi bir süreç yoktur. Dolayısıyla burada fa'nın kullanımına gerek yoktur. Manaya baktığında vav'ın tercih edilmesi gerektiği aşikardır. Yani Adana. 3. Gökyüzü ne altın yağdırır ne de gümüş anlamı taşıması için boşluk aşağıdaki edatlardan hangisiyle doldurulmalıdır? Es-sema'u gök la tumdiru emdara yumdiru tumdiru la tumdur yağdırmaz ve heben altın Em yoksa gümüş mü? Hatta gümüş bile. Bel aksine yağmur yağdırmayı bırak. Fiz zaten gümüş bile. Ve fiz zaten. Ve la zaten. La kullanılmalıdır. La yani tekrar ediyor burada. Anlatılmak istenen bu. Bir de ne o ne de bu diyor. Olumsuzluk var. Dolayısıyla olumsuzluğu sağlamak için olumsuzluk edatını burada kullanmamız gerekiyor. La yekhafu min ahedin nokta nokta hüve ceriun cümlesindeki boşluğu anlamlı şekilde tamamlayacak atıf edatı hangisi olmaktadır? La yahafu korkmaz. ya yahafu. Hi he, o kişi yani ya da o kişi demeyelim bakalım. Mena hadden hiçbir kimseden o korkmaz. İmma İmma ya hi o ceriun. Ceri ıı, cesur demek. Cesurdur. Lakin fakat o cesurdur hiç kimseden korkmaz fakat o cesurdur olmaz çünkü o cesurdur olur hatta o cesurdur ev veya o cesurdur o hiç kimseden korkmaz bel aksine korkmak şöyle dursun o cesurdur evet Ceyhan olmalı 4 ve 8 4'e baktığımızda altı çizili kelimenin irabı ne olmalıdır diyor hemen ardından sünmenin geldiğini görüyorsun Sünme sağ ile solu irabı aynıdır. Karafi fa'il el rivayete mef'uldür. Dolayısıyla mensuptur. Zaten nasip alametlerin fetha olduğu da aşikardır. Sümmeden dolayı matuftur diyor. Matuf değildir bir defa. Matufun aleyhtir. Sümmenin sağ matufun aleyh, solu matuf olur. Bu yanlış direkt. Bursa atıf edatıdır. Hayır altı çizdi kelime atıf edatı değildir. Atıf edatı burada sümmedir. C şıkkı mefsuftur Yani sıfatlanmış bir kelimedir manasına geliyor bir sıfatı yoktur. Fetha üzerine mebni diyor. Yok niye mebni olsun? Mahallen merfudur diyor ki o merfu değildir. Neden? Mensuptur bir defa. Çünkü meful burada. Denizli öne geçmiş haberdir. Yok haber değildir. Mefuldür. Şiilin mefuru burada. Fetha üzerine mebni olup mahallen mefudur. Alakasız. Sallama yani. Mefulü bihtir. Doğrudur. Şiil burada. K, R, E fail, tu de Rivayete olmaktadır. Niteki mensup nasıl alameti fetha. Mefulü mensuptur. Nasıl alameti sonundaki fetha aynı zamanda matufun aleyhtir. Evet. Sümmatı fark El kıssa da nedir? Onun matufu olmaktadır. Yani aranan şık Edirne oldu. 8. Noktalı bir yer var. Hangi atı fedatını getirelim demiş. Bu daha önce okuduğumuz bir parça. Yaşamla ilişkilendirme geçmişti. Fehen nahnu nuridu sadakaten Sıradan bir dostluk mu isteriz? M yoksa sadakaten, hakikiyeten, muhleseten, özel, hakiki bir dostluk mu isteriz, tercih etmekteyiz? Em olmalı değil mi? Emdir ya. Yani. Em değil de bel olsa ne olurdu? Bel öyle öyle dursun. Sadakaten, hakikiyeten yok. Okumaya bile gerek yok. Neden? Sonunda soru işareti varmış. Ben geç gördüm. Sizler sonunda soru işareti görürseniz direkt emi seçin zaten. Zaman kaybetmeyin. 4'ü yapmıştık. Soru edatı olduğu için diğer şıklar okumaya gerek yok yani. O garanti bir cevap. 9. Türkçe bir cümle verdim. Hadi Arapçasını bul diyor. Lemmikun dabiben kebiran velakin müsakkafen mühimmen. O yalnızca iyi bir doktor değil. Aynı zamanda bilinçli bir entelektüeldi. Bunu okumuştuk daha önceden. Lemmikun dabiben, lemmikun dabiben. Kebiran büyük, mahiran becerikli. İyi bir doktor. Bir kebir demiş büyük demek olmaz. Mahir olabilir, mahir olabilir. Kebir demiş büyük olmaz, mahir olabilir. Nereden mahir geçiyorsa mahir olur, mahir olur, mahir olur. Buna göre Bursa olabilir, Ceyhan olabilir, Edirne olabilir. Diye şıklar ki onlar Adana ile e, Denizli yani Adana ile Denizli direkt elendi. Adana ile Denizli Bursa'ya bakalım. Lemikun dabi ben mahiran. Lemikun değildi dabi ben bir doktor ki mahiran becerikli bir doktor değildi. Aynı zamanda kendisi bir entelektüel de değildi diyor. Bilinçli bir entelektüel değil. E neydi peki? Burada hiçbiri değildi yani. Olumsuz bir, olumsuz iki. Dolayısıyla hiçbiri değildi. Cehene bakalım. Makana dabi ben mahiran. Makana dabi ben mahiran. Mahir bir doktor değildi. Ev veya da aynı zamanda bir entelektüel de değildi. O veya bu değildi diyor. İkisinden biri değildi ama hangisiydi ben karıştırdım diyor. Yani bu da olmaz. Çünkü değildi aynı zamanda şuydu. Yani burada ne anlatılmış? Türkçe cümle iyi anlıyoruz. İkisiydi yani. Sadece başarılı bir doktor değil. Hem başarılı bir doktor aynı zamanda da bir entelektüeldi İkisi de vardı bu kişide. Ama makane diyor. Diyor ki mahi bir doktor değildi veya mahi bir doktordu ama bir değildi. Ceyhan da kibir demiş zaten. Büyük kelimesini kullanmış. Buraya baktığımızda büyük kelimesi geçmiyor. Dolayısıyla Ceyhan hiç olamaz zaten. Direkt saf dışı. Denizli direkt saf dışı. Geriye sadece Edirne kaldı. E, Lemmikun ben mahiran fakat yalnızca sadece zaten fakat kullanmış. O yalnızca sadece bak fakat var burada. Başkasında fakat var mı? Yok. Fakat kullandığı için cevap direkt budur. Çünkü fakat sadece yalnızca manalarına gelmektedir. Şurada o mana var. Bu Türkçe çevrenin Arapçası kelimesi fakattır ya. Ve yalnızca bu Edirne'de var. Dolayısıyla Edirne'nin doğru şık olması zorunludur. 10. Nokta yere ne getirsem acaba demişler. Burada da fazla zaman kaybına gerek yok. Çok dikkatimi çekti. Dale-bi kelime esreyle bitmiş. Mecrurdur. Öyleyse başına bunun harfi cer gelmeli. La siyye değil. Binaen ala olur. Ala harfi cerdir. bir kelimesini cer etmiştir. Râgme enne olamaz. Ve suratin melhûzatin olamaz. Sela acebe olamaz. Hayır sadece binaen ala. Binaen ala dalebil müdiri. Müdürün isteği üzerine demektir. Senu tercimu tercüme edeceğiz. Hadihil mekalat pardon mekalet şu makaleyi müdürün isteği üzerine tercüme edeceğiz demiş. Nü tercümü. Biz tercüme edeceğiz. isteği üzerine. Hangisi oldu? Ee, neredeydi? Rahme değil. Binaen ala. Evet. Bir isteği üzerine. Bursa yani. Bu ünitede yani temel olarak ne anlamalıyız? Bir, matufun aleyh, matuf, ve atıf edatı. Bunların sıralanmasını bilmeliyiz. 2. Mahtufun aleyh ile mahtufun aynı iraba sahip olması gerektiğini, aynı harekeye değil, aynı iraba sahip olması gerektiğini unutmayacağız. 3. Atıf edatları hangileridir, hangi manalara gelmektedir? Bunları bileceğiz. Bundan sonra da fiil ve harf kullanımını vermiş. Onlara dikkat edeceğiz. Bunun dışında çok önemli bir şey yok.